Önce şunu söyleyeyim arkadaşlar, ben de konuyu tartışmalar gündeme oturduğunda ya da süreç başladığında vakıf oldum ve öğrendim. Tabii şunu hepiniz bilirsiniz ki bu programları oturup da bir belediye başkanı yazıp çizmez, hazırlamaz. Böyle bir şey ne geçmişte ne bugün ne de bir başka belediyede olmamıştır. O bakımdan tabii bu noktada bilgimin olmadığı böyle bir detayla ilgili her türlü eleştiriye de saygıyla yaklaşmak durumunda olan bir belediye başkanıyım. Her durumda, her ortamda da bunu sağlamaya çalıştım. Hata olabilir, eksiklik olabilir ki bakıyoruz, araştırıyoruz. Yani bu anlamda çok detaylı da araştırıyoruz. Tabii hani şurada net ifade edeyim. Bence de Şeb-i Arus töreninde Yüce Kur'an'ın Arapça okunması gerekir. Hani ben de bunu ifade edeyim. Tabii bunu derken unutmayalım ki dilimiz de bizim için önemli. Yani dilimizi, Türkçeyi yok sayarak, Türkçeyi anlatırken Türkçemizi düşmanlaştırma çabalarıyla tanımlama yapmanın da büyük bir yanılgı olduğunun altını çizmek isterim. Tabii burada bu konu açılmışken belki hepinizin zihninde olan başka soruları da cevaplamak isterim. Bir kere dünden bugüne konuşmacılar, köşe yazarları bir ezan sürecini tarifleyerek, işte ezanda ezan, bu törende ezan şöyle okundu, böyle okundu. Bir kere Şeb-i Aruz'da ezan yok. Şeb-i Aruz'da ezan yok. Tabii Türkçe ezan istismarı da yapılıyor burada, çok acı. Ve hani bugünün gündemi üzerinden bunu yapan insanların makamları da önemli. Yani bir cümle bile kurarken çok dikkat etmesi gereken insanlar da var bu sürecin içerisinde. Köşe yazarları yazıyorlar, çiziyorlar. Hatta öyle ifadelerde bulunuyorlar ki, hani Şeb-i Aruz'da işte naatlar, beyitler de Arapça okunmalı vesaire gibi, bir kere naatlar ve beyitler Şeb-i Aruz'da Farsçadır. Ben hani bu konu ilk gündeme geldiği andan itibaren bütün detaylarıyla süreci inceleyen bir belediye başkanıyım. Bu tarzı ve yaklaşımı ortaya koyan çok ayıp ediyor. Hem Mevlana'nın maneviyatını hem Şeb-i Aruz sürecini çok ayıp ediyor. Tekrar söyleyelim ki, tekrar ifade edelim ki Şeb-i Aruz'da ezan yok. Yani Türkçe ezan okunması da söz konusu değil zaten. Tabii bir de bitmeyen bir rahatsızlık var, onun da altını çizmek isterim. Vay efendim, Ekrem İmamoğlu niye Kur'an okudu? Ne büyük rahatsızlık yaratmış yani, çok enteresan. Kur'an-ı Kerim'i okumak ve bunun üzerinden, hani benim dışımda binlerce yorum yapıldı. Evet, ben Kur'an-ı Kerim'i okudum, okurum da. Yani neden sizi rahatsız ediyor? Yani Allah aşkına soruyorum yani. Derdi ne insanların? Ekrem İmamoğlu Kur'an okumuş. Ben Eyüp Sultan Camii'nde Kur'an okudum. Çünkü bir mevlit planladık. O gün ben Kur'an'ı okurken Yeni Zelanda'da saldırıda hayatını kaybetmiş Müslüman kardeşlerimiz için okudum. Dua ettim. Ama ben caminin içinde ya da caminin merdivenlerinde miting yapmadım. Ben Kur'an-ı Kerim okudum ve dua ettim. Bir başka husus ki çok önemli, çok çok önemli. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah. Kelime-i tevhid. Yani kelime-i tevhid bir insanın inancını dil ile ikrar etmesidir. Şimdi kelime-i tevhid siyasi istismar haline getiriliyor. Bu da çok ayıp. Yakışıksız, siyasi istismar olarak kullanılamaz.
Allah'ın hiçbir sözü, hiçbir ayet bir insan tarafından başka bir insana üstünlük içinde kullanılamaz. Her siyasi rant için, hele hele oy devşirmek için bunu kullananlar günahın en büyüğüyle karşı karşıyadır, onu söyleyeyim. Asla kullanamaz. Bir şey unutmasınlar. Bu sözleri taşımaya çalıştıkları ya da bu tarz davranışlarla, bu konuyla muhatap edip başka kavramlarla ilişkilendirmeye çalışanlara şunu hatırlatmak isterim. Karşılarındaki Ekrem İmamoğlu. Ben de kendimi biliyorum. Bunu söylemek istemezdim ama evet, ben de dini eğitim almış, hani ezanın şu şekilde okunması, efendime söyleyeyim bu şekilde okunmaması gibi yorumlar üzerinden siyasi rant devşirmek isteyenler, evet ben 6'lı 7'li yaşlardan itibaren dini eğitim almış birisiyim. O 10'lu yaşlarda defalarca da ezan okumuş da birisiyim. Köy camilerinde ezan okumuş da birisiyim. O yüzden işlerine baksınlar. İşlerine baksınlar. Bu işler üzerinden siyasi fayda elde etmeye, siyasi rant elde etmeye çalışmasınlar. Hata olabilir. Hataları tespit edersin, eksikleri giderirsin. Bir daha yenilenmesine fırsat vermezsin. Ve bu şekilde süreç toparlanır. Edepli davranış bunu gerektirir. Edep. Edep inancımızda çok önemli bir kavram. Çok çok önemli bir kavram.